Ben çocukken burada bir sürü balık vardı. Ellerimle yakalayabilirdim. Yani bu kanalda mı? İnanmayabilirsin ama burası çok güzel bir dereydi gerçekten. Derenin kenarında sıra sıra kiraz ağaçları vardı. Sahi mi? Kiraz tomurcukları açtığında inanılmaz güzel olurdu. Şuradaki binayı görüyor musun? İşte orası nilüfer çiçekleriyle dolu bir araziydi. O zamanlar çok az araba vardı. Arabalar için endişelenmeden sokakta oynayabiliyorduk. Sokakta mı? Tabii. Senin aksine süslü oyuncaklarımız ve oyunlarımız yoktu. Ama fırıldak, menko oyunu ya da kılıç dövüşü oynardık. Karanlık çökene kadar dışarıda sürekli oynardık. Burası çok egzoz kokuyor. Eve gidelim. Eskiden böyle değildi. Her şey çok daha güzeldi. Okullar için zorlu rekabetçi sınavlar yoktu. Ne? Sahi mi? Yalan söylemiyorum. Güzel ve huzurlu günlerdi. Bu çağda doğduğum için çok şanssızım. Eski güzel günlerde doğsaydım, hava kararına kadar oynayabilirdim Doraemon. Ne güzel olurdu. Şimdi de tüm gün oyun oynuyorsun değil mi? Zamanda geri gidebilsen okul bile yokmuş. Eskiden her şey çok daha güzelmiş. Bu pek de doğru değil. Yanılıyorsun. Çok güzelmiş işte. Nobita, ödevlerini yaptın mı? O halde hemen yap. Eski zamandaki çocuklar benim gibi acı çekmezmiş. Kesinlikle doğru. Anladım. Sebebi bu. Ödev yapmak istemiyorsun. Hepsi bu. Ödevi kim icat etti ki? O günlerde yaşayabilseydim. Bir fikrim var. Nereye gidiyorsun? Gidip eski günlerde yaşayacağım Doraemon. İyi bir fikir olduğunu hiç sanmıyorum. Geçmişte hayatta kalman mümkün değil. Elbette mümkün. Geçmişteki hayat düşündüğün kadar kolay değildi. Sana inanmıyorum. Oradaki hayatı seversen bir daha bu dünyaya dönmem. Hoşça kal. Hiç endişelenmiyorum. Döneceğinden eminim. Okul ve ödevin olmadığı zamanlara gideceğimden emin olmalıyım. Başlıyoruz. Eski günlerde her şey daha iyi. Hava bile daha temiz. Bu büyük Japon sedirinin olduğu tepe. Elbette şu anda okulumuz yok. Gelecekte orada inşa edilecek. Evler de yok. Shizuka'nın evi orada olacak. Sunoe'nun evi şu tarafta olacak. Ama şu anda binalar yok. Alışveriş merkezi burada olacak. Ve de dere bu tarafta olmalı. Buldum. Bekle. Kiraz ağacı falan yok. Doğru ya. Bu kiraz ağaçları dikilmeden önce. Ama babamın dediği gibi su çok temiz. Vay canına, bir sürü balık var. Bir deneyeyim bakalım. Su çok soğuk. Bunu başarabilirim. Derede bir sürü balık var. Ama ellerimle kolayca yakalayabileceğim anlamına gelmiyor. Bu kadar yeter. Eve dönme zamanı. Hep kolay pes ediyorum. Bak, sana demiştim. Geçmişteki hayat sandığın kadar kolay değil. Geri dönmeyeceğim. Ne olursa olsun buraya yerleşeceğim. Ama burada yalnız yaşayamam. Bir köy. Şimdi her şey yolunda. Yardım alabilirim. Bu harika. Eski tarzda sazdan bir kulübe. Affedersiniz. Evinizde kalabilir miyim acaba? Kimse yok mu? İçeri giriyorum. Bir sürü odunları var. Kimse yok mu? Hiç hasar yok. Alamıyorlar mıymış?
Galiba bu şey eski ocaklardan. Sanırım şu anda dışarıda eğleniyorlar. Affedersin. Affedersin. Hayır, uyuyakaldım. İzinsiz içeri girdiğim için çok özür dilerim. Sen nereden geldin bakalım evlat? Buradan çok uzaklardan. Peki bir yere mi gidiyorsun? Ben yolumu kaybettim efendim. Bunu duyduğuma üzüldüm. İstersen bizimle kalabilirsin. Konukseverliğiniz için teşekkür ederim. Eski zaman insanları ne kadar da nazik. Çok aç olmalısın. Hadi yemek yiyelim. Evet, çok isterim. Al. Yemek bu mu? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tadı berbat, bu da ne böyle? Darı lapası tabii ki. Darı mı? Bunu kuşlar yer değil mi? Neden pirinç yemiyorsunuz siz? Çok fazla soru soruyorsun. Sadece özel günlerde Peki, yeriz. Peki ya et ve balık? Sadece festival ziyafetlerinde yeriz. Darı lapası mı? Gerçekten mi? Körülü pirinç ve hamburger istiyorum. Yemeği bitirdiğimize göre artık yatalım. Hemen mi? Biraz oynayamaz mıyız? Hı? Oyun mu? O nasıl bir şey? Televizyon izleyemez miyiz? Bekle, televizyon yok. Eminim çizgi roman da yoktur. Olsa bile okumak için çok karanlık. Ya idare etmeliyiz. Hadi yatalım. İyi geceler. İyi geceler. Zengin bir aile aramam gerekirdi. Ay, kaşınıyor. Ay, pire olmalı. Neden söylenip duruyorsun? Burada pireler var. Çok kaşındırıyor. Hadi, çok önemli değil. Artık uyu. Yarın erken kalkmalıyız. Neden buradayım? Bu bir felaket. Hala kaşınıyorum. Kaşın, kaşın. Ay. Hayır, uyuyakalmışım. Okula geç kaldım. Doğru ya, eski günlere geldim. Burada okul yok ki, unutmuşum. Merhaba bayım. Şimdiden tarlaya mı gitmiş? Kahvaltımı hazırlamışlar. Yine mi darı lapası? Afiyet olsun. Yemek için teşekkür ederim ama hiç doymadım. Ama eski günleri sevdim. Hava çok temiz. Harika. Bu kadar az yemekle nasıl bu kadar çok çalışabiliyor? Bayım. Merhaba. Bu sabah nasılsın evlat? Bayım, size yardım edebilirim. Gerçekten mi? Yardım etmen iyi olur. Daha önce hiç çapak kullanmadın mı sen? Hayır, kullanmadım. Ellerim şişmiş. Tarlada çalışmak için uygun değilim sanırım. Yapabileceğim başka bir şey var mı acaba? Merhaba baba. Merhaba. Neden onunla su almaya gitmiyorsun bakalım evlat? Bütün gün su taşıyıp duruyor musunuz? Neden bir kuyu kazmıyorsunuz? Çok derin kazsan da buradan su çıkmaz. Lütfen yavaşla. Çok ağır. Bu çok ağır. Omuzlarım dayanmıyor. Olamaz. Çok ağır. Biraz mola versen iyi olacak. Çok üzgünüm.
Burası gelecekte çocuk parkını yapacakları yer. Burada beyzbol oynardık. Güzel eski günlerdi. Affedersiniz. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Şaka mı yapıyorsun? Günde sadece iki kez yeriz biz. Ne? Sadece iki kez mi? Peki ya abur cubur? Elbette. O da yoktur. Abur cubur mu? O da ne öyle? Açlıktan öleceğim. Artık dayanamıyorum. Bu kısa süreliğine. Asla geri dönmeyeceğim. Mükemmel. Doraemon burada değil. Yemek yemek lazım. Çok lezzetli. Orada yaşamaktan vazgeçmedim. Sadece atıştırmak için geldim Doraemon. Hey! Su getirme işin bitti mi? Artık oynayabilir miyiz? Üzgünüm, ev işi yapmalıyım. Daha işin mi var? İşin ne zaman bitecek? Asla bitmeyecek. Bir sürü işimiz var. Gel bakalım. Küçük çocukların bile yapması gereken işler vardır. Hadi gezelim. Ben yapabilir miyim? Becerebileceğini sanmam. Etkilendim. Gaz ve elektrik olmadan harika idare ediyorsunuz. Eve hoş geldiniz. Korkarım bu yılki pirinç mahsulü az olacak. Olamaz. Kuraklık çoğunu öldürdü. Neden deredeki suyu tarlaya yönlendirmiyorsunuz? Dere köyün tamamına aittir. Diğerleri de kuraklık yaşıyor. Dereyi tarlaya yönlendirirsek savaş çıkar. Bu yılki Nengu'yu ödeyebileceğimizi sanmıyorum. Nengu mu? Bu samuray lorda ödenen yıllık vergi. Hayatları hiç kolay değil. Baba ne oldu? Sen iyi misin? Hayır, ateşi çok yüksek. Önemli değil, ben iyiyim. Güçlü olmalısın babacığım. Olamaz, gidip doktor getireceğim. Tek bir doktor var ve çok ama çok uzakta yaşıyor. İşte bu patikadan gideceksin. Buradan 9000 metre uzakta. Anladım. Onunla geri geleceğim. Çok teşekkür ederim. 9000. 9000 metre. 9 kilometre demek. Otobüs yok, taksi yok. O zaman koşmalıyım. Yıldızlarla dolu gökyüzü çok güzel. Ama eğlenecek zamanım yok. Bu da ne? Bunu yapamam. Dönmek istemiyorum. Ama seçeneğim yok. Merhaba, eve hoş geldin. İstersen benimle dalga geçebilirsin. Neler oluyor? Bana gülüp gülmemen umurumda bile değil. İstediğini yap Doraemon. Lütfen, hasta adama yardım et ama. Lütfen Doraemon. Tamam, yardım edeceğim. Ağlamayı bırak yeter. Dayanmalısın baba. Doktor Şafak'a kadar Nobita ile birlikte burada olur. Doktor buldum. Ne? Şimdiden mi? Babanın her hastalığını iyileştirebilir. Burası çok fazla karanlık. Biraz aydınlatalım. İşte oldu. Çok parlak. Korkmana gerek yok. Bu sadece yapay güneş. Ama sen bir doktor değilsin. Sen bir rakunsun. Ne cüretle bana rakun dersin? Ben rakun değilim. Sakin ol. Sakın yaygara çıkarma. Biraz sabırlı olmalısın. İnanamıyorum. Tamam. Bakalım. Doktor,
Tüberküloz olmuş. Eski zamanlarda tedavi edilemezdi. Ama artık ilacımız var. Hey, ağzını aç lütfen. Şimdi fiziksel gücünü geri kazanmalısın. Sonra tamamen iyileşeceksin. Gerçekten mi? Sadece çok iyi beslenmesi gerekiyor. Konserve çorba. Konserve et. Konserve balık. Bunu yemek biraz zor, öyle değil mi? Bak canım. Önce konserveyi açmalısın. Biraz alıp denesene. Çok lezzetli. Şimdiye dek yediğim en iyi yemek. Şimdiden daha iyi oldu. Çok sevindim. Sen de biraz denemelisin. Teşekkür ederim. Doraemon, bir iyilik daha isteyebilir miyim? Nedir o? Gökyüzüne baksana. Vay canına, çok güzel. Buradaki hava çok temiz olduğu için. Ama bahsettiğim bu değildi. Tek bir bulut bile yok. Uzun zamandır da yağmur yağmamış. Anladım. Kuraklık yüzünden hasat azar. Onun için iyi bir aletim var. Hava kutusu. Hay, yağmur kartı burada. Kartı kutuya yerleştiriyorum. Ne? Yağmur yağıyor. Çok doğru. Birden yağmaya başladı. Yağmasına çok sevindim. Yağmur sayesinde tüm köy kurtulacak. Doğru. Şükürler olsun, şükürler olsun. Her yer musluk. Süper eldivenler. Her neyse kutusu. Artık su taşımanıza gerek yok. Bu eldivenlerle tarlada daha rahat çalışırsın. Soğutucu ve ısıtıcı olacak. Şükürler olsun, şükürler olsun. Yerel tanrımız Inari Daim Jio'nun elçisi olmalısınız. Hayır, elçi değiliz. Ama baba, tanrımızın elçisi genelde tilki olurdu. Bir sebepten tanrımız bu sefer bize bir rakun gönderdi. Ne cüretle bana rakun dersin? Ben şükürler olsun, değilim. Şükürler rakun olsun. Değilim. Sakin olsana, değilim. Dönmeliyiz. Hoşça kalın, değilim. İyi günler. Değilim. Ben rakun değilim. Neden herkes beni rakun zannediyor? Onlar çok iyi insanlar ama fakirler. Talihsizlik işte. O dönem için hiç de fakir sayılmazlar. Sahi mi? Hala eski zamanların daha iyi olduğunu düşünüyor musun? Hangi dönemde yaşadıkları önemli değil. Herkes yaşamak için çok çalışır. Tamam, anladım. Hangi zamanda olursak olalım, dünyanın iyi bir yer olduğundan emin olmalıyız. Evet, doğru anlamışsın. Evet. Daha çok çalışacağım. O halde şimdi yapsana Nobita. Ödevini yapmadın öyle değil mi? Hemen yapacağım anne. Ödevini bitirene kadar sana yemek falan yok. Cezalısın. Yine fikrimi değiştirdim. Eski günleri tercih ederim.